Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza bir ara zam yaparak asgari ücretle bir iyileştirme yaptığından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu zam sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza bağlı çalışanlarımızı, üyelerimizi temsilen onların talepleriyle alakalı Sayın Bakanımızın yanına geldik. Sağ olsunlar kendileri bu zam çalışmasıyla alakalı bayramdan sonra ellerinden geleni yapacaklarını beyan ettiler. Nasıl göreve geldiği günden bu yana işçilerimizin, üyelerimizin yanında olduysa bugünden sonra da olacağını bir kez daha kanıtladı. Hatta bayram öncesi de siz değerli sayın üyelerimize bir müjde vermek istedi. Sözü size veriyorum sayın bakanım. Çok sağ olun. Ben bütün çalışma arkadaşlarımı, değerli genel sekreterimi, kıymetli genel sekreter yardımcılarımı, ben ve Gaziantep Büyükşehir ailesini, çünkü bizim hakikaten çok özel bir aile Gaziantep Büyükşehir ailesi, temizlikçisinden çaycısına, mühendisinden muhasebecisine, öğretmenine, genel sekreter yardımcısından genel sekreterine, elimizde yetişmiş insan gücü, beşeri sermayemiz ve çok güzel bir ailemiz var. Bu aile çok örnek, uluslararası alanda örnek projeler üretiyor. Dolayısıyla bunu üreten her bir kardeşimize müteşekkiriz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemde iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olmak, yaraya merhem olmak, herkesin derdiyle dertlenmek bizim en büyük görevimiz. Kendi çalışma arkadaşlarımızla, bizim canımız ciğerimiz, arkadaşlarımızla konuştuk. Şimdi önümüzde çok güzel bir bayram var. Bayramı ağız tadıyla yaşamak için, bayramı bayram gibi yaşamak için. Tabii ki aile ekonomisi önemli. Burada çalışan arkadaşlarımız evine kurban alacaklar. Kurban için verdiğimiz destek önemli. Geçen yıl yaptığımız çalışmada bunun 1500 lira olarak karar vermiştik. Her arkadaşımıza 1500 lira kurban parası. O da geçen yıl ilk kez yapılmıştı. Ama şimdi yaptığımız değerlendirmede bunu 3000'e çıkarmayı, %100 kurban parasında artış yapmayı uygun gördük. İstiyoruz ki herkes çoluğuyla çocuğuyla kurbanını kessin. Hem evinde bayram lezzetini, bayram tadını görsün, hem kestiği kurbanla şehirdeki kesemeyenlere dağıtarak buradaki bütün şehrin kurban etini yemesini ve burada şehirdeki huzuru, barışı, adaleti, ağız tadını sağlamayı yapsınlar diye böyle bir destek verdik. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Burada genel sekreterimizin ve çalışma arkadaşlarımızın çok büyük emeği var. Biz bir aileyiz. Bu ailenin bir parçası olmaktan, bir kardeşiniz olmaktan, bir kız kardeşiniz, bir ablanız olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Her birinizi çok seviyorum. Şehirde bu aileye büyük bir güven var. Ülkede bu aileye büyük bir güven var. Dünyada bu aileye güven var. Bu bir başkanın yapacağı bir iş değil. Bu bir ekip işi. Dolayısıyla her bir kardeşimizin kurbanını rahat alması, çoluğuyla çocuğuyla kurbanını kesmek için bu desteği veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bayramdan sonra da biraz önce başkanımızın söylediği, Sayın Cumhurbaşkanımızın asgari ücretle ilgili verdiği ara zammı değerlendiriyoruz. Yeni müjdemizi de bayramdan sonra ikinci bir bayram sevinci olarak kendi çalışma arkadaşlarımızla paylaşacağız. Hayırlı olmasın diliyorum. Rabbim ağız tadıyla yedirsin. Huzur, mutluluk versin evlerine. Bütün ailesine, eşine, analarına, babalarına, çocuklarına hürmetlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sayın Bakanım, şu an Kurban Bayramı yardımında Türkiye'de bir ilksiniz. Yani geçen seneyle bu sene arasında bir %100'lük bir artış var. Onu da söylemeden geçmeyelim lütfen. Evet, helal, hoş olsun. Allah razı olsun. Biz berekete inanan bir medeniyetten geliyoruz. Bereket, Allah bize verdiğimiz, harcadığımız şeylerin bereketini verecek ve halkımıza verdiğimiz her bir sözü paramızın bereketiyle yerine getirmiş olacak. Onlardan dua bekliyoruz. Tüm üyelerimiz adına da size teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Sağ olun.